Valla tabii bu konjonktürde aşktan bahsetmek biraz lüks gibi gözükse de bütün zamanların en güçlü fenomenlerinden biri olması hasebiyle aşkın yeniden tanımlanması, daha doğrusu bunu yeniden benim tanımlamam ve böyle bir yolculuğa çıkıyor olmam bu serginin genel konseptini oluşturdu. Aşk her zaman hayatımızda olan bir şey. Yaşamın enerjisini sağlayan bir şey, o duygu. Onun peşinde olmak, onu aramak. İnsanoğlunun öteden beri süre geldiği bir çaba oldu. Bu sergide de ülkenin içinde bulunduğu bu duruma rağmen aşkı yeniden gündeme getirmek, birbirimizi sevmenin, toplum olarak yeniden barışmanın, yeniden bir gelecek hayali kurmanın ve yeniden büyük Türkiye olmanın gereklerinden birisi de vicdanlarımızdaki, içimizdeki aşkı belki yeniden tanımlamak ve herkesin içindeki kendine ait olan aşkı yeniden bulmak için yollara düşmesini sağlamak amacıyla veya böyle bir ümitle yola çıktım. Bu konuda eğer bir parça katkım olabildiyse, en azından düşündürebildiysem bu beni çok sevindirecektir. Dolayısıyla aşk ve aşkın iki yönü, bir ruhani bir de fiziksel yönünü, ikisinin birden harmanlanıp anlaşılmaya çalışıldığı bir süreç ve bu sürecin bence esas önemli olan kısmı bir sonuca varmak değil, bu yolculuğun kendisi, bu sürecin kendisi olması. İlahi aşk aslında içimizde hep olan aşk. Vicdan belki de Tanrı ile konuştuğumuz yer. Dolayısıyla ben mesela vicdanımın sesini dinlemeye çalıştığım zamanlarda gözlerim dolar. Adeta kendinden daha yüce, daha muhteşem bir şeyle ilişki kuruyormuşum gibi hissederim. Elbette dünyevi olan aşk da var, fiziksel olan. İnsanoğlu da zaten bu iki açmaz ve çıkmaz içerisinde debelenip durdu. Aşkın bir tek tanımı yok bence. Bence benim yaptığım tanım bu anlamda insanın kendisini tanımak için çıktığı yolculuğun adı aşktır. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Eckhart, herkesin bildiği gibi bir vakıf galerisi ve buradan sağlanan gelirlerle öğrencilere burs sağlanıyor. Bu soylu davranışa hem ufak da olsa bir katkı sağlayabilmek hem de Eckhart'ın yaratıcılarının ve sürdürenlerinin, bu galeriyi emeğe geçenlerin son derece saygın bir yeri var sanat piyasasında. Ve bu fırsatı bana verdiler. Ben de bunu en iyi şekilde değerlendirmeyi düşündüm. Ayrıca galeri olarak da çok da beğendiğim bir galeri. Dolayısıyla 2016'nın ilk sergisini yapıyor olmak da benim için ayrıca bir şans oldu diyelim. 19 Şubat'a kadar devam edecek sergimiz. Bütün sanatseverleri elbette davet ediyoruz. Aşkın ve aşkın nasıl bir yolculuk yaptığı, ya daha bu benim yolculuğum ama belki izleyiciler de bu yolculukta benim rastladığım köşe başlarından hareketle kendi yolculuklarını başlatabilirler. Bunu umarak bu sergiyi tasarladım. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum.